Merhaba. Değerli toplum 24 televizyonu dinleyicileri, bu programa yeni başlamış bulunuyorum. Bu programın yapımcıları ile bilim, kültür ve gerçek başlığı altında sizinle mümkün olduğu belirli aralıklarla bir program yapacağız. Burada kendimi biraz da tanıtmak istiyorum. Almanya'ya sonradan gelmiş. Yani Türkiye'de kısaca özetleyeyim. Doğdum, büyüdüm, Türkiye'de yetiştim, Türkiye'de öğrenim gördüm ve orta yaşlarda buraya geldim. Yeni bir hayata başladım. Benim için öyle bir şey oldu yani. Ve bu arada insanların ellerinde bulunan şeyleri nasıl paylaşmalarının çok yararlı olacağını düşünüyorsak, ben de elimdekini sizlerle paylaşmayı doğru gördüğüm için karşınızdayım. Bu şu amaçlar için benim açıklayabileceğim şeyler. Birincisi, düşünmek insan olmanın özelliklerinden bir tanesi. Yani insan düşünmek hayvandır lafını hepimiz biliyoruz. Fakat düşünme yeteneğimizi yeterince kullanıyor muyuz acaba? Herhalde yaşadığımız olayların çevresinde dönen çok şeyle ilgili olarak bir ihmalimiz olduğunu söyleyebiliriz. Düşünmemiz lazım. Aynı zamanda başkalarını da düşündürmemiz lazım. Yani çevremizdeki insanları. Ne için peki? Çünkü eğer bir bilgi sahibi isek, bilgiyi ne kadar paylaşırsak bu o kadar yararlı bir şey demektir. Kaldı ki düşünülen şeyler, bilinen şeyler, bilgi edinilen şeyler tartışıldıkça daha da yüksek seviyeye çıkar ve aynı zamanda belki başkalarına da yardımcı olur. Ama aynı zamanda tartışma yapabildiğimiz ölçüde biz de devamlı öğreniriz. Tartışmadan öğrenmek pek mümkün değil. Peki hem öğrendik hem tartıştık. Ama aynı zamanda biraz derinliğine inmek lazım. O da şu demek. Olayları anlıyoruz. Okuduğumuz şeyleri anlıyoruz. Fakat bunu biraz daha derinliğine anlamak lazım. Yani sadece anlamakla yetinmek değil, kavramak lazım. Algılamak yetmez. Onu her bakımdan hem başkalarına nakledebilecek kadar hem de kendi düşünsel dünyamızı zenginleştirmek için kullanabilecek kadar. Tabii bu arada çok önemli gördüğüm şeylerden bir tanesi bilime dayanmak, bilimsel olmak. Bunun anlamı şudur. Çevremizde söylentilere dayalı olarak çok şey dolaşıyor. O kadar çok şey dolaşıyor ki biz bunların bir kısmının doğru olduğunu düşünüyoruz. Oysa doğru olmayan şeylerin etrafımızı sarmış olduğunu bazen fark etmiyoruz. O bakımdan bilimin süzgecinden geçireceğiz. Sadece söylentilere değil, kanıtlanmış gerçekleri ele alacağız. Onları öne süreceğiz, onları savunacağız. Batıl inanışlara ve bazı insanların aklına geldiği için söylediği şeylere değil, kanıtlanmış şeylere ilgi göstereceğiz. Hayat boyunca insanlar devamlı bir şeyler öğrenir. Öğrenmenin yolu birincisi kendi hayat deneylerinden öğrenmektir. İkincisi eğitim olabilir, çevresinden gördüğü eğitim olabilir. Mesleki bir eğitim dünyasında insanın kazanacağı çok şeyler olabilir. İnsani ilişkiler de içinde olmak üzere. Sadece teknik bir takım şeyleri öğrenmek değil eğitim. Eğitim insanın dünyasını yükselten bir şey. Yani ne kadar iyi eğitim aldığımızı düşünüp de kendimiz bundan memnun olabilirsek biz
belki de ben böyle düşündüğüm için böyle söylüyorum, daha çok insan olabiliriz. Tabii bu söylediklerimiz içinde bulunduğumuz toplumumuz açısından, tabii burada ben içinde bulunduğumuz derken ilk önce Türkiye'yi kastediyorum. Çünkü Türkiye Avrupa ülkelerinin yaşadığı birçok şeyi çok sonra, çok on yıllar, çok yüzyıllar sonra kendi varlığına katma durumunda kaldı. Bunun en önemli sonuçlarından birisi toplumumuzun iyi eğitilmemiş toplum olması. Buna kısaca cehaletle donanmış bir toplum diyoruz. Öğreneceğiz, tartışacağız, başkalarına da bildiklerimizi ileteceğiz. İşte bu aynı zamanda toplumun ihtiyacını karşılamak anlamına gelen bir şey. Türkiye Cumhuriyeti devrim yapmış bir, devrim yaparak ortaya çıkmış bir cumhuriyettir. Bu cumhuriyetin en önemli özelliklerinden bir tanesi, yaptığı devrimin, yani devlet katında yaptığı, topluma götürdüğü şeyler bakımından yaptığı şeyler içinde en önemlilerinden bir tanesi eğitim devrimidir. Eğitim devrimi toplumumuzu cehaletten kurtarmak için yapılmış bir şeydir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bilime dayanmanın ne kadar önemli olduğunu söylemek için hayatta en gerçek yol gösterici bilim demiştir. Ve bunu artık ezberledik belki, duymayan kalmamıştır belki. Ancak gereğini yerine getirme konusunda maalesef toplumumuz çok yaygın bir özellik taşımıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Bu aynı zamanda hem aydın olan insanların hem kendilerini belirli konularda veya geniş olarak donanmış olduğunu düşünen insanların görevlerinin daha somut bir şekilde ortaya çıkmış olması demektir. Tabii böylece ben Cumhuriyet'in sözünü ediyorum. Cumhuriyet'in değerini bilmemiz lazım. Unutmayalım ki Cumhuriyet hem savaşla kuruldu, hem devrimci bir anlayışla kuruldu ve sonunda bu toplumu bulunduğu yerden çok çok ötelere taşıdı ve bugüne kadar getirdi. Bugün bazı sarsıntılar ve geri dönüşler yaşıyorsak da Cumhuriyet'in toplumumuza ne kadar yararlı olduğunu bilen insanlar olarak bunun tekrar bizim toplumumuza yararlı olabileceğini de düşünmemiz gerekir. Cumhuriyet aynı zamanda Türk toplumunu aydınlatma görevini yerine getirdi. Bu cehaletin ortaya kalkmasını tamamlayan bir şey. Hayatımızda olmayan birçok şey Cumhuriyet'in verdiği, yarattığı bir takım özelliklerle hayatımıza girmiş bulunuyor. Örneğin burada bir parantez açarak Cumhuriyet'in çok önemli bir noktasından söz etmek istiyorum. O da şu, biz Türkiye, Türkler tarihte önemli izler bırakmış, önemli uygarlıklar yaratmış, önemli birim olmuş bir toplumuz. Ancak biz bunu yüzyıllar boyu fazla önemli görmeden yaşadık. Ve en sonunda bunun Batı ülkeleri tarafından fazla önemli olmadığı yolunda bir iddia ile karşılaştık. O iddia da şudur, Avrupa aynı zamanda tarihi yazan Avrupa, Batı uygarlığı, bu bizim tarihte oynadığımız rolü ortaya çıkarmama konusunda son derece net bir tez ortaya koymuştur. O teze göre
uygarlık Avrupa'dan çıkmıştır. Bu teze göre uygarlık Avrupa'dan dünyanın başka yerlerine götürülmelidir. Dolayısıyla Avrupa'dan çıkmış ve başka yerlere götürülebilecek olan bir şey Avrupalılara has olduğuna göre Avrupalılar üstündür. Şimdi bu tabii nereye vardığı noktasından ele alırsak konuyu genişletmiyorum haliyle ama ırkçılıktan Avrupa merkezli tarih anlayışlarına kadar çok yönlü bir takım sonuçlara yol açmıştır. İşte bizim Cumhuriyet bu noktada önemli bir iş yaptı. Tarih tezi diye bir şeyi ortaya çıkardı. Bunun başında Atatürk vardı. İhtiyacı tespit etti. Türk tarih teziyle biz Avrupa tarih anlayışının dışına çıktık. Bu aslında Doğu uygarlığının teorik ve ideolojik olarak dünyada ilk defa bir toplumsal şekilde yaratılması olayıdır. Bu konuyu ayrıntılarıyla daha sonra işlemenin herkesin buna ilgi göstermesinin iyi olacağını, yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi tekrar bu gün sözünü etmek istediğim bir takım şeylere kısaca değineceğim. Şöyle, yeni bir yıla girdik. Yeni bir yıla girdiğimiz zaman bitirdiğimiz yılın özelliklerini, o yıldan kazandıklarımızı, o yılın ne gibi olumsuzluklar ve ne gibi olumluluklar taşıdığını gözden geçirmek adettir. Bu hep yapılır. Ben tabii böyle bir şey yapmayacağım çünkü bu uzun boylu bir iş. Ancak önemli bulduğum ve fazla sözü edilmeyen tek bir şeyin üzerinde duracağım. O da şu. 1968 yılında dünya çapında etki uyandıran bir gençlik hareketi oldu. Bu gençlik hareketinin 2018 yılında 50. yıl dönümüydü. Çok büyük bir propaganda yapıldı. Fakat bu propagandanın karşılığı olan bir bilgilenme ve bilinçlenme süreci yaşanmadı diyebiliriz. Daha doğrusu ben böyle diyorum. Bazı yerlerde çok yararlı şeyler yapıldıysa benim söylediklerimin dışında kalsın. Nedir 68? 68 şudur. Öğrenci kitlesinden kaynaklanan Almanya, Fransa ve Amerika gibi Batı ülkelerinden ortaya çıkmış olan bir protesto hareketidir. Bu protesto hareketi 1960'lı yıllarda o 10 yılların en önemli dünyasal olayı olan Amerika'nın Vietnam saldırısıyla ilgili olarak çok büyük bir boyut kazandı. Amerika bir emperyalist ülke olarak dünyaya saldırısının bir parçasını Hindiçin'i ülkelerinde yürütüyordu. Orayı adeta devralmıştı başka bir sömürgeci emperyalist ülkeden ve orada hakimiyet kurmaya çalışıyordu. Oysa Vietnam halkı buna direniyordu, savaşıyordu, haklı bir savaş yürütüyordu ve bu dünyada yankılar uyandırdı. Dünya neredeyse ikiye bölündü. Bir Amerika'nın bu savaşı yürütmesine sessiz kalanlar, diğerisi de bu Amerika'nın saldırı savaşında direnen Vietnam halkına destek olanlar. Aslında dünya çapında Amerikan hükümeti dışında Vietnam halkının taraftarı da yoktu. İşte 68 Batı dünyasının gençlik hareketi Vietnam Savaşı'na karşı olmanın, onu protesto etmenin itici gücüyle çok daha fazla ünlü oldu. Bunun sonu ne oldu derseniz 68 hareketi ömrü uzun olmayan bir dönem geçirdi. Arkasından düzene karşı olan tarafları var, kadın haklarını savunma tarafları var. Bunlar olumlu
tarafları. Fakat Batı dünyasında çok önemli izler bırakmadan söndü, söndürüldü, saldırıya da uğradı haliyle. Çökertilmeye çalışıldı ve sonunda bugüne Batı dünyasında 68'den kalan fazla bir şey olmadı. Oysa Türkiye açısından baktığımızda bir de Türkiye 68'i var. Ben de onun içinde yer almış insanlardan biri sayılabilirim. Dönem olarak 60'lı yıllarda yüksek tahsilde bulunan veyahut daha orta tahsilde bulunan insanların haliyle hayatının bir parçası haline gelen bir dönemdi. Birçok tarihsel, toplumsal yönleri var. Fakat Türkiye 68'inin bazı özellikleri var ki Batı 68'inden önemli ölçüde farklı. O da şu, tam bir devrimci harekettir Türkiye 68'i. Çünkü halkın çıkarlarını savunur, köylüyle, işçiyle birleşmeye çalışır, toplumun ileri götürülmesine hizmet etmek amacıdır. Toplum için çözümleri olan ve çözümler yaratan bir programa sahiptir. Aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele eder, cumhuriyete sarılmıştır. Atatürk'ü kendisine sembol edinmiştir ve dünya çapında baktığımız zaman da bağımsızlık mücadelesi veren ülkeler ve devletler kervanında çok önemli bir yeri olmuştur. Neden derseniz, birincisi Türkiye'de Amerika'nın bir saldırı örgütü olarak kurulmuş olan NATO'ya çok büyük kitlesel gösterilerle karşı çıkmış, NATO'nun toplum tarafından olumsuz ve Türkiye'nin bağımsızlığını ortadan kaldırıcı yönüyle tanıtılmasına katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra anti-emperyalist, anti-Amerikan gösterilerde başı çekmiştir. Ve bunların da sonucu olarak Türkiye 68'i Batı'daki 68'den önemli ölçüde farklıdır. Bir noktayı daha söyleyeceğim. Türkiye 68'i Batı'da ortaya çıkan 68 hareketlerinin arkasından ve onun peşine takılmış değildir. Bunun hem kanıtı hem de işin gerçeği olan bir tarafını söz edeyim. Türkiye 68'i aslında 1966 yılında başladı. Bu da gösteriyor ki Batı dünyasındaki 68'den sonra ortaya çıkmış değildir. Daha önce başlamıştır. Batı 68'inden olumlu bazı yönler de etkilenmiştir. Bundan yararlanmıştır. Ancak Türkiye 68'i hala da Türkiye'de bir program sahibi olarak ölmemiştir, yaşamaktadır ve bugün gençliğin mücadelesi aynı şekilde 68 ruhuyla, Kurtuluş Savaşı ruhuyla, Cumhuriyet amacıyla devam etmektedir. Ben 2018'in 68'i hatırlamaya bir vesile olduğunu düşündüğümden bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bir başka programda, önümüzdeki bir programda tekrar sizlerle buluşmak, sohbet etmek amacıyla teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, esenlikler diliyorum.